Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olan, bizi seven, destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. Videolarımızı izleyen, yorum atan herkes baş tacımızdır. Şimdi dikkat ediyorum. İzlenmelerimiz genelde düşmüş. Ya kimseye de hani neden izlemiyorsunuz falan diyesim öyle bir şey değil. Şeyimiz yok zaten. Tabii biraz da şeyden dolayı bu iş. Bizim videolara çok ara veriyoruz. İşlerimiz çok yoğun oluyor. Video çekemiyoruz. Ondan sonra bir de bazen de ne bileyim keyfi insanın olmuyor. Çekemiyorum ya. Çünkü benim hani şuradan beklentim bir gelirim yok. Ama burada ne yapıyoruz? Dost kazanıyoruz. Arkadaşlarımızı arkadaş ediniyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar da edindik. Edirne'de Edirne Güvercin kanalının sahibi abimiz var. Kayseri'de Mustafa abi var. Mustafa ondan sonra Mesut abi var. Bahçeli Evler tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Oyun Kuşu Önder diye bir arkadaşımız var. Sağ olsun her videoyu yarım yapıyor. İsmail abi var, İsmail 78. Ne bileyim aklıma gelmeyen bir dünya arkadaş var. Gelmeyenler de kusura bakmasın. Hollandalı Kuşsever var. Ya bizim mahallen yine benim tanıştığım Gültekin var. Güvercin sevdalısı kanalı. Arkadaşlar çok güzel şeylere yani vesile oluyor bu böyle şeyler. Hem de insanların da yeni şeyler öğrenmesini sağlıyor. İlla ki bizim bilmediğimiz bir dünya şey vardır. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Bilmeyenler de vardır, bizden bir şey öğreniyorlar. Yani biz bu işte illa işte her şeyi biz biliyoruz veya bu kanalda da değiliz. Yakında inşallah videoları daha sıklaştırabilirim. Çünkü zaman bayağı bir sıkıntı oluyor. Çalıştığımızdan dolayı, havalar sıcaklığından dolayı istediğimiz kalitede video çekemiyoruz. Çünkü kendi yaptığımız bir iş var, çalıştığımız bir yer var. O zaten benim bütün zamanımı alıyor. Bir hafta sonu var. Hafta sonunda ister istemez ailene de vakit ayırıyorsun. Kuşlara da vakit ayırmak zorundasın. O arada da video çekeyim hemen yapayım gibi şey yapamıyorsun. Kuşlarımızın durumları fena değil. Yavrularda biraz hastalıklar var. Yavruların da kuyruklarını kestim açıkçası arkadaşlar. Bakın şu 1, şu 2, ondan sonra şu yavru 3. Yani yavrular devam. Şöyle. Ama işte tabii ki hava sıcaklığından dolayı bir de kümesin demir. Gerçi içerisine izolasyon yaptık. İzolasyon yaptık ama yine de arkadaşlar yani sıcak oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu tarafta yukarıda bir bacamız var. Bu tarafta da bacamız. Şöyle şu kalınlıkta yaklaşık belki de 10 santim yok pardon 10 santim 5-7-8 santim bir stroforla komple tabi döndük. Ama yine de saç dışarıdan ısınınca içeri bir miktarda sıcaklık veriyor. İşte elimizden geldiğiyle işte son yavruları alıyoruz. Bunlar son yavrular. Şu kuşlarda artık son yavruları var altında. Daha da yavruya atmayacağım. Şurada bir tane dumanlımız var. Yine uçurduğumuz alalardan ala mavi işte ala sabunu işte o 4 kardeşin işte altından gelen bir yavru. Bu da dumanlı verdi. Onlar hepsi farklı farklı verdi. 5 tane yavru aldım. 5 de farklı verdi arkadaşlar. Mesela şu bir tane şu ala mavi. Şöyle bir. Şurada bir kara mavi var. 2. Ondan sonra bakalım. Nerede o? Şurada bir tane Sabuni var. Kafası ala. O 3. Bir tane daha onun eşi olması lazım. O da şurada şöyle. Şu hayvan. Şu giden hayvan. Açık mavi. O da 5. yavru. Bir tane de en sonunda şöyle bir tane dumanlı verdi. Anda uçurmayacağım. Kanadını kestim. Ayırdım damızlığa. İnşallah da. O uçurduğum bir kara mavi var. Maşallah subhanallah. Yani kuşları yırttı parçaladı. Hatta bir arkadaş izledi bu kuşu. Arkadaş derken karşıdan biri izledi. Biz işte satın almak istedi.
vermedim. Güzeldi, para verdi ama vermedim arkadaşlar. Sonra da artık nazardan mı nedir? Gözde Ersin kuşu bir uçurdum. Kuşu tele girdi. Tam şu iki tel arasında bir tane tel var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. İt de oraya çarptı aradan geçerken. Allah, kuşun ağzından kanlar falan geldi. Öyle yere düştü falan. Allah dedim öldü dedim. Ama Allah'a şükür ölmedi. Ben de uçulmayacağım diye kestim başta reklerini. Bıraktım da mızlağa yırtım. Dediğim gibi inşallah o erkekle, o erkek çıkacağız lan, bu dumanlı erkek. O erkekten o maviyi vuracağım. Var yani çapracağımız kuşlar var. Şurada bizim bir tane yamuk ayaklı bir tane beyazımız vardı. Burada. O beyazımız da uçmaya başladı. Uçuruyorum onu. Ondan sonra şurada bir tane yavrumuz var. Tüyünü falan dizdi, güzel diziyor. Ondan sonra şununla şu yavru, ikisini uçuruyorum. Onlar kardeş zaten ama aynı yuvanın kardeşi değil. Altı üstlü. Onlardan bir tane daha var. Yani şuradaki mavi. Aynı kuyruk olan. O da onların 3 tane kardeşi. Yani kuşlar çok görünüyor ama hepsi yani, mesela şu büyük erkeğimiz, o dediğim daha demin saydığım ala mavi işte sabun falan, onların babası. Anaları da burada. Yani toplam zaten 7 tane onlardan var. Onlar hepsi bir ayrı soy. Aldığımız zaten şu miskiler. Şu miskiler ikisi bunun amcası. Şu aynı kuyruk olan, işte bu kara olan bunun amcası. Bu da onun, bu da onun bir alt yuva kardeşi, şunun bir alt yuva kardeşi. Şunun zaten ana, baba, dede, biz de uçurduğumuz mavi şu. O da yavruya bakıyor şu an, yavruya kusuyor. Kaldırmıyoruz, bıraktık kenarda. Şu miski, gösterdiğim o kara miskinin, kara miskinin yavrusu. Yani kuşlar çok görünüyor. Beyazlar yine arkadaşlar, postalar zaten aynı şey. Şu beyazlar da yine bu miski dediğim tayfadan çıkma kuşlar. Ya bu miskilerden hepsinden bile çıkma kuşlar. Yani bakıyorsun hangisini göndereceğini ve hangisini yollayacağını bilmiyorsun. Neden dersen yani öyle bir şey ki hepsi bir yere dayanıyor. Şu dişimizden bir yavru yumurta alamadım. Yani bunu yumurtasını, yavrusunu şey eşinden ayırıp biraz dinlendirip sonra kümes değiştirip öyle deneyeceğim. Ay, çok muazzam bir dişi. Yani daha doğrusu bu kuşun alt sonrasından damarından gelenler mükemmel oynuyor. Gerçekten izlediğim için biliyorum. Bundan da bende bir tane erkek var. Bu erkek de işte bizim öteki beton kümesi olan erkek. İşte bunları bir çaprazlasam, bunları bir vursam eşe, altından da yine güzel kuşlar çıkaracağız. Yine Allah aşkına kuş uçuruyoruz. Güzel kuşlarımız var. Yine o kara miskinin eşi bıyıklı, kula diyorlar. Boz dumanlı diyoruz. Ballı diyorlar. O kuş arkadaşlar. Onun altından miskiyle, o gösterdiğim yavru miskiyle Sabuni geldi. Sabuni'yi Timur'a verdim karşıya uçursun diye. O da orada hastalandı. Öldü. Çünkü bu mevsimde yavru almak çok sıkıntılı. İşte ne bileyim, kuşlar böyle arkadaşlar, durumlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gebze bunu gönderim yok arkadaşlar. Gelen arkadaş gelip buradan alacak. Şöyle bir tane üçlü salma var. Çekmeceli, kirli. Yani burada içine işte fol böyle su koyabiliyoruz. Şey var. Ölçüleri de 50'ye derinlik 50, şu eni 60 olması lazım. Yükseklik de 50 falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum yani. Sonra ondan sonra yok işte şöyle de böyle de demeyin. Ben bunun içerisinde çok rahat yavru alabiliyorum. Yine aşağıları sürgülü şeyle, çekmeceli. Çekmeceler gelir ama üzerinde şeyler var. Bir dakika şuradan göstereyim. Çekmeceli. Üçü de aynı şekilde bunların. İlgilenen arkadaşlar varsa, arkadaşlar fiyatına bir şey demiyoruz. Şöyle ki 100 TL arkadaşlar. Şöyle 3 tanesi, üçlü yani daha doğrusu 100 TL. Dediğim gibi ilgilenen arkadaşlar varsa buyursun gelsin, alsın gitsin. Hiçbir şey yapmayacağım, temizlemeyeceğim. Kendi arkadaşı alsın, temizlesin. Zaten para değil yani 100 TL. Şöyle bir salmalı 250'den aşağı, 300'den aşağı alamazsınız. İhtiyacı olan bir arkadaşa vereyim. Çünkü benim buralar yetiyor. Zaten benim yerim var. Biraz da şu taraftaki havalandırmayı kapatıyor diye biraz da açıkçası sinirlendim. Kuşlara içeride çok hava, toz oluyor. Toz da hayvanları hık yapıyor. O yüzden de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Durumlar böyle arkadaşlar. Kuşlarımızdaki son durumlar böyle. İşte o bıyıklı, boz dumanlı içeridekinin yavrusu bu. Babalar zaten şuradaki kara miski.
Ya onlardan da bir yavru almak nasip olmuyor ya. Hastalanıyor, ölüyor. Bakın bu da hastalandı. Çok güzeller, hiçbir şey yoklar. İşte havanın, kümesinin hava almayışından dolayı, yani o sıkıntıdan dolayı başımıza iş alıyoruz yani. Aldığımız yavrudan da bu sene birçok yavru aldım. Ama çoğunu kendi çabalarımla durdu. Çünkü neden derseniz, hastalanıyor, kendim bakıyorum. İşte iyileştirmeye çalışıyorum filan. Anca iyileştiriyorum ve bu sefer kuyruğunu kesiyorum. Biraz zayıf büyüyorsa yavru veya yanık büyüyorsa uçmasında da sıkıntı oluyor. Yani durumlar böyle. İnşallah şöyle güzel videolarla sizin karşısına çıkacağız. Bakalım. Kuşlarımızın durumları böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere inşallah.